Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal Kündülü Haberle programımızı görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya kün tertibinde bulup atkan en muhim haberlerini huzurunlarla sunuşturuşumuz. Kınamı sadıklanlar ekranımızı bulsun. Mike Pompeo, Xtay'nın Uyghurlarına kılıp atkalları 21. əsrinin yüzüge çüşken dağı dedi. Amerika Taşqı İşlər Ministri Mike Pompeo 18 iyul günü Xitay rejiminin Uyğurlarını bastırış siyasətlərini qatdıq ayıbladı. Həm də zamanımızdakı kişilik hüquq dəfsəndikilikdə Xitay ən aldınqı orunda durdu. Xitay rejiminin Uyğurlarına qılıvatqalları biz yaşavatqan 21. əsrinin yüzüge çüşkən bir dağ dəb körsətdi. Reuters agentliğinin 18 iyuldaki xəbirdə etilişçə Mike Pompeo Washington şəhərdə ekilgən dini etiqat ərkinlikini alğı sürüş xalqara yığını məzgilədə Xitay rejiminin bu yığınığı təklif qılınğan bir qısım dövlətlərini yığınığı barmaslıqı qıstığanlıqını əyibləb yuqırıqı sözünü qıldı. Xəbərdə Mike Pompeo'nun bu sözü Amerika Prezidenti Donald Trump dini etiqat ərkinliki cəhətdi ziyankəşlikə uçurğan bir qısım dövlət və rayonlardakı xalqlarının vəkilləri bilən 17 iyul günü Aqsarayda görüşkəndən kən otturğa çıqqanlığı. Aqsarayın növbəti Şərqi Türkistandakı siyasi bastırışqa məsul bir qısım Xitay əməldarlarına cəza qollanışını oylaşıyatqanlığı alahide təkidləndi. Muhafizət gəzeti Uyğurlar məsələsinə qandaq muamilədə buluşunun eniq çigrasını bekitdi. Milyonluğun Uyğurunun lagırga qamalğanlıqı dünya axbaratıdaki muhim temalardan bulup atqanda bu məsələge qarata oxşumağan muamili şəkilləri otturğa çıxmaqda. Bulup mu ötken hafta Angliya, Fransiya, Germaniya, Yaponiya qatarlıq 22 dövlətinin Birləşkən Millətlər Təşkilatıqa birləşmə məktub yollab, Xitay rejiminin Uyğurlarını bastırışını qatdıq əyibləgəndən kən qalğan dövlətlərinin bu məsələdə qandaq mövqədi buluduğanlıqı ciddi sınaqlarğa duç gəldi. Angliyadaki muhafizat gezisi 17 iyul günü tahririyat makalesi elan kılıp, xalqara münbarlarda növette Uyghurlar meselesi doğruluk kandak mevkadi buluşunun çigrasını bekitti. Baş makalede Xitay rejimi kesbi terbiyeleş mektubi degen namda bosumu itiraf kılgan lagırlar hakkıda barğansırı köp ispatlar ve şahitlerinin güvahlıkları otturgu çıkıvatkanda hakkaniyetini yaklık uçu barçı hükümetler ve teşkilatlar Uyghurlar meselesi doğruluk söz kılış yaki devamlıq sükut qilib zulümge şirik buluştun birini tallaşqa çağırıldı. Makalada Xitay rejiminin 37 devletini cümleden 13 İslam devletini seferber qilib Birleşken Milletler Teşkilatı'a karşı mektup yollayışını iqtisadi cahattin biqindi bulup gelişinin neticesi edip görsetti. Şunun bilen bir vaqtta Birleşken Milletler Teşkilatı Başkatibi Antonio Guterres növü tikelgende Xi Jinping'a qattıqıraq söz qilishqa davet qilindi. Merhum yazgıcı Nurmuhammed Toxtay kişilik hukuk himayeçileri hatırısıge kirgüzüldü. Xitay rejiminin ceza lagırga kamalgandayken can üzgen münevver yazgıcı Nurmuhammed Toxtay'nın nami yakında kişilik hukuk himayeçileri hatırısıge kirgüzüldü. Nurmuhammed Toxtay hakkıdaki çüşendirişte onun hayat keçirmişleri ve edebi icadiyet hayatı, onun edebiyat arqalıq Uyghurlarının kişilik hukuk sahasındaki iğir meselelerini cümleden tansizlik, namratlık, yetimler meselesi, ayalları meselesi qatarlıqlarını körüstüp ergenliki. Şunlaqlı müş sebepten lagırgı elip gitilgenliki, ahirede can özgenliki bayan kılındı. Məlum buluşça kişilik hukuk himayetçileri hatırısı teşkilatı Asiya, Afrika ve Latin Amerikası kıtaları da kişilik hukuk sahası büyükü hizmet kılıdığan dünyavi teşkilat iken. Saudi Arabistan Uyghurlar hakkında özünü aqladı. Ötken hafta Saudi Arabistan'ı öz içige alğan 37 devlet Xitay'nın ceza lagırlarını kollab imza koygan bulup, Saudi Arabistan'ın Birleşken Milletler Teşkilatı'daki vekili Abdullah Muallimi, New York gezisindeki imza hakkıdaki kılgan sözü de, biz imza koygan mektupta pekatlı Xitay'nın terakiyat planına alakadar mezmunlarının varlığını, başka işler bilen alakadar mezmunlarının yokluğunu sözüldü. Ve dünyada hiç kandak bir devletinin Saudi Arabistan'daki Müslümanlarga köngül bölmeydi qallıqını eytip, özünü aqladı. Trump Google şirketini qattıq tekşürüşünü otturuğa koydu. Politico gezitinin bugünkü haberde bildirilişçe Amerika Prezidenti Trump Google şirketini qattıq tekşürüşünü otturuğa koygan. Google şirketinin Amerika hərbi dairleri bilen hemkarlaşışını rad qılıp, Astrid'in Komünist Xitay hərbi dairleri bilen hemkarlaşqallıqı otturuğa koyulmaqda. Xitay rejiminin Amerika şirketlerine sınıp girişi Obama'nın prezidentlik mezgildiyle evciye çıkan bulup,
Xitoy rejimi davlat ichidagi kompyuter texnik xodimlari bilan xalq ichida har xil yangiliklarni sumirishga tirishayotganligi. Shundoqli chat eldagi Google'ga o'xshash xalqaroliq shirkatlarga o'zlari maqsadlik o'rinlashtirgan Xitoylarni astritin qo'llash orqali ularning shirkatdagi kuchini oshirib, yuqori yerlarda xizmat qilish fursatini qo'lga kirgizganligi va tadrijiy holda buningga o'xshash muhim shirkatlarning kontrolligini qo'liga oladiganligi haqida ko'plagan ma'lumotlar o'tirg'i chiqmoqda. Anqarada 2-nji navbatlik siyosat va strategiya kursi ochildi. Turkiyaning poytaxti Anqaradagi Uyg'ur tadqiqot instituti yosh mutaxassis Uyg'urlarni yetishtirish maqsadida 2-nji navbatlik siyosat va strategiya kursi ochdi. 7-nji 14-nji kundan 21-nji kunigacha Anqaradagi institutning ishxonasida o'tkazilgan kursga Turkiyaning har qaysi shaharlaridan kelgan 25 Uyg'ur yosh ishtirok qilmoqda. Bular 20 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan oliy maktabda to'liq kurs, doktorlik va magistrlik o'qiyotgan yoshlar orasidan tanlangan. Bir hafta davomlashadigan kursda darslarning ko'pini Uyg'ur tadqiqot instituti moderi, strategiya mutaxassisi doktor Arkin Akram apandi o'tmoqda. Uningdan sirt Aga universiteti professori Olimjon Inoyat, Kanadadan kelgan Uyg'ur ziyolisi Ruqiya Turdush xonim, Anqara Hoji Bayram Vali universiteti tarix professori doktor Qonur Olib Arjilasun apandi Jurnalist Adiljan Ar Uyg'ur qatorliklar har xil temalarda leksiya so'zlaydi. Siyosat va strategiya kursi Anqaradagi Uyg'ur instituti ochgan 2-nji qatimliq kurs bo'lib, bundan keyin har yili o'tkazildi ekan. Kursga milliy ruhga ega ingliz tilini bildigan 20 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan har qanday Uyg'ur iltimos qila oladi ekan. Xitoy yo'lsizlikda haddidan oshmoqda. Muhojiratki Uyg'urlarning guvohlik bayonlaridan oshkorlanishicha Qashqar Nazarbog'liq korxonachi Qodir Rahim va singlisi Munavvar Rahim ota-onasining o'limiga belgilangan sondan ko'p odam kelganligi uchun 11 va 15 yillikdan qamoqqa hukm qilingan. Erkin Osiyo radiosining muxbirining bu vaqtda elib borgan aniqlashlari davomida yerlik aloqador xodimlar doiralarining o'lim marosimlarini 10 dan 15 kishilik kishi bilan o'tkazishni talab qilayotganligi va qatnash kuchilarining 30 dan eshib ketishini qattiq cheklayotganligini oshkorildi. Yaqinda Uyg'ur Speaker nomidagi bir Twitter uchurida Qashqar Nazarbog'liq Qodir Rahim bilan Hadisi Munavvar Rahimning ota-onasining o'lim marosimini islomiy usulda o'tkazganligi uchun kesilib ketganligi bayon qilingan. Aniqlashlar davomida Qodir Rahimning aksi Tavakkul Rahimning Afrika davlati Sudanda tömir fabrikasi qurgan bir korxonachi ekanligi oshkorlandi. Muxbirning ziyoratini qabul qilgan Tavakkul Rahim kesilib ketgan inisi va singlisi haqida mundaq ma'lumot bergan. Uning deyishicha inisi Qodirjon Rahim Qashqar Nazarbog'da 15 yildan buyon bir xish fabrikasini mag'durvatgan bir korxonachi bo'lib, uning 2013 va 2017 yillari tugab ketgan ota-onasining o'lim marosimiga ko'p sonda odam kelganligi uchun 15 yillik kesib etilgan. Aslida bir oila ayoli bo'lgan singlisi Munavvar Rahimmi o'xshash sabab bilan 11 yillik qamoqqa hukm qilingan. Qashqar Nazarbog'dagi aloqador xodimlar bu vaqtda muxbirning savollariga javob bermagan. Muxbirning telefon ziyoratini qabul qilgan G'ulji tavasidagi bir ayollar mudiri navbatda G'ulji'da o'lim marosimlarini 10 dan 15 kishi bilan o'zitishning talab qilinayotganligi o'limga qatnashuvchilarning 30 dan eshib ketishiga qat'iy bo'lmaydiganligini oshkorlagan. Yana bir xodim bu navbatda G'ulji'da yurt jamoati bilan o'lim marosimi o'zitishning to'xtaganligi, o'lim patisi uchun mahalla otlashqimi bo'lmaydiganligi, marosimning faqat oila a'zolari, urug' tuqqanlari va qulum qo'shnilari bilan uzaydiganligi, buningdimi yana qatnashuvchilarning belgilangan sondan eshib ketsa bo'lmaydiganligini oshkorlagan. Bu xodimlar yana o'lim marosimlarining ustida cho'qim bir kadr nazoratchilik qildiganligi, tayinlangan bir diniy zotning marosimga yetakchilik qildiganligini bayon qilgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishguncha sizlarni janobi Allohga topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.